Selamlar, yeni bölüme hoş geldiniz. Buğracığım, Dünya Kupası'nı bitirdik. Sırada yine geçenlerde ilk bölümünü çektiğimiz Brown'la birlikte yaptığımız proje var. Yine imajları konuşacağız. Bu sefer 80-90'a geldik. Biraz daha yaklaştık günümüze. Aynen öyle. Kupa da güzeldi, onu da analım. Tabii, notunu verdim. Selamımız olsun. Sırada 78 var artık. Aynen öyle. Ona da yaklaşıyoruz yavaş yavaş. 80-90 tarzı konuşacağız. 11 ile başlamıştık 60-70'e. İstersen yine öyle yapalım yavaş yavaş. Aralarda zaten bol Jason'ı da anıyoruz. İşte 80'ler biraz hani 70'lerin ortaları sonuyla beraber yeni ülke takımlarının, yeni kulüp takımlarının da damga vurduğu dönemlere geldiği için farklı ülkelerden de bolca oyuncu konuşacağız burada. Ve imaj denen şey 80'lerde daha da patladığı için apayrı şeyler çıkıyor ortaya. Yani burada atıyorum 20 tane oyuncu belki sayacağız ama onun yüzlerce insan, yüzlerce yani oyuncu var. Onu da belirtelim. Açık. Bir de Beckham yok, onu söyleyelim. Çünkü Beckham bence iki, evet, 90'ların çok sonunda artık o Victoria ile birlikteliği falan sonra iyice şey olması bence daha 2000'lerin ikonudur. 90'ların daha şeyinde daha boy band, yeni boy band grubu üyesi gibi falan saçları. Gene yani yakışıklı, eli yüzü düzgün çocuk da bu kadar imaj şeyi değil de. Çünkü şimdi öyle bir orta sahamız var ki Beckham oraya o üçlünün arasına. Acayip bir orta saha. Birazdan geleceğiz. Kaleyle başlayalım. Prodom'la çalış yapacağız tabii. Michel Prodom varsa ben gerisini tartışmam. Aynen. Benim izlediğim, beni çok etkileyen kalecilerden biridir. İmajı da acayipti. Şimdi çok emekli coğrafya hocası gibi oldu antrenör olunca ama şeyken yani metal grubu solisti gibiydi topçuyken. Saçları falan, refleksleri çok böyle yani gözümde acayip şeyler canlanıyor Prodom deyince. Uçan bir adam canlanıyor devamlı. Beklerde Kaltz ve Ivanov'u koyduk. Kaltz'ın o kirli sakalı. Ha, acayip. Ya. Kaçkın. Ama dönem filmlerinde de olur. Onu diyorum. Yeşilçam'ı hatırlatıyor. Tolga Savacı'nın karşısına kötü adam olarak Manfred Kaltz'ı koy. Yarım çoraplar. Yani şeydi, kıyafet de verme. Tamam mı? Sete formayla şeyle eşofman da gelsin. Yarım çoraplar, kirli sakal, düz saçlar böyle. Tam bir 80 imajı. 80 başı, 80 ortası imajı. Money Cults. Çok da beğendiğim bir bektir. Ivanov da saçlar biraz. Yine tabii bir kirli yani sakal Allah var ama. Allah günah yazmasın. Allah rahmet eylesin. Çok çirkin adamdı Ivanov abi. Ama o imajı hakikaten 94 Dünya Kupası'na çok etki bırakmıştır. İyi de bir oyuncudur. Ben en çok onu Rapid Wien'de izlediğimi hatırlıyorum. Rapid Wien'de oynardı. Daha sonra gitti birkaç takım ama ben Rapid Wien'i net hatırlıyorum izlediğimi. Milli takımda o 94'te etki bırakan oyunculardan da sol bek pozisyonunda oynamıştı o kupada. Avrupa dışı iki oyuncuyu merkeze koyacağız. Heyecan yaratıyor. Taribo West ve tabii ki Alexis Lalas. İşte Birleşik Devletler'in Dünya Kupalarında görünmeye başlaması, o tarzlar. Önceki 11'imizde Smith'le şey vardı. Rol kalite. Burada biraz imaja girdik. Tabii Lalas'ın zaten soyunma odasında yaptıkları da biraz takım arkadaşlarına da ilgilenen biridir şimdi. Detayı sen verirsin. Taribo West de herhalde en çok herkesin hatırladığı o saçlarla maçlarla. Acayip. Hakikaten acayip iki imaj. Lalas'ı seninle Friedel röportajı yapmıştık. Daha doğrusu sen konuşmuştun. Ben hattın diğer ucundaydım. Skype'dan bağlanmıştık. Üçlü bir konferans. Sen daha sık konuşmuştun. Orada Friedel'a da sormuştuk. Ben mesela Lalas'ta tam Grateful Dead'çi tipi var diyordum ama adam daha hard rockçıymış değil mi? Öyle demişti Friedel'da. Daha rocker demişti. Ama o kupanın hakikaten fena oyuncularından biri değildi Lalas. Bir de herkes onun liderliğinden bahseder o kupada. Öyle bir iz bırakmıştı. Yani Taribo West'in futbol açısından öyle bir izi var mıydı? Tartışırız. Inter'de falan oynadı bir de o performansla ama. Ama Lalas bence iyi oynamıştı o kupada. Lalas'ın saç bandı. Sakal tam böyle aynı. Şey, sonra da Padova'ya gitti zaten. O İtalya'da oynayan ilk Amerikalı oyuncu olması gerekiyor Lalas'ın. Yani Lalas'ın güzel hatırlayabileceğimiz bir performans var. Ben West'in, o da yok ama yani West'in imajı Taribo West acayip bir şey ya. Yani mesela Uche ondan iyi oyuncuydu. Garibim, Inter mi İtalya görecek adam esas Uche'yken Taribo West gördü ama yani imaj konusunda Uche'ye haksızlık yaptığımızı makarna düşünmüyorum. Makarna saçlarıyla West tabii. Birkaç adım öne geçiyor. Senin az önce ipucunu verdiğin harika orta sahaya geçelim o zaman. Tabii ki Gullit, Baggio ve Valderrama. Yani Valderrama yani imaj olarak kim... inanılmaz bir adam. Yani üç tanesi baksana abi. Gullit, Rasta, Valderrama, Afro, Baggio da ilahi. Adamın lakabı zaten ilahi at kuyruğu.
Onun için... Valderrama'nın yani afro da değil ya. Bambaşka bir şey o baba yani. Ya, olmaz bir saç. Geçen kupada bu ne karısı fön çekmiş ya. Babada bayağı uzun saç var aslında. Değil mi? Instagram'a ya, koydu. Ya, çok da gırgır bir herif böyle. Öyle ya. Yani Gullit desen acayip bir imaj abi Gullit. Yani 80'lerin sonu sakatlanmasa belki 90'ların ta sonuna kadar devam ettirecek güçlü bir oyuncuydu o performansı. Bir de o şeyleri, rastaları. Yani ben ufakken saçını biraz uzattım. Herkes ulan Gullit mi oldun diye şey yapıyor. Yani o saç uzun olması Gullit'le bağdaştırılırdı. Onun için yani hem futbolculuk hem imaj olarak çok bütünlü yani bütün paket adam. Tabii canım. Baggio da yani bir şey demeye gerek yok Roberto Baggio'ya. At kuyruğu da geç. At kuyruğu ve ince top sakalı. Ya öyle ikonik bir üçlü ki yani burada konuşulacak birçok isim olabilirdi belki. İşte Poborski'yi belki sayarsın. Mikland'ı sayarsın. Aa Mikland. Waddle'ı belki söylersin. Birçok oyuncu tabii anarsın ya. Ama. Waddle'ın o şöyle sallardı ya çok. Sen hatırlıyor musun? Biz çocukken öyle kestiren olurdu. Sallardı gelince böyle arkayı. Tam o saç. Poborski'nin upuzun saçları. Patrick Berger de öyleydi. Upuzun saçlar. Hani mesela Poborski'nin Avrupa Şampiyonası'nda attığı aşırtmanın bence güzelliği kadar saçlarının da etkisi var orada. Saçta uçuşa uçuşa gelip bırakıyor yukarıdan. Doğru. İlerisi de aslında çok altta kalır değil orta sahaya oranla. Davi Ginola ki bugün bak hala yani janti benim gördüğüm karşılığı. En yakışıklı futbolcudur. Acayip havalı. Fransa'nın olamayan oyuncuları. Bir tane kızı var ya manken, o da aynı babasına benziyor. O da yani ilk bakışı aynı babası şey kızın. İşte olamayan dedim, yanlış anlaşılmadım. Milli takımdaki o sorun yaşayan üçlünün parçası olarak, yoksa oyunculuk kariyeri, kulüp kariyeri başkaydı Cinova'nın. Larsson, 94'te İzbarakan'ı seçin o rastalı hali Larsson. Bugün acayip bir tam profesör havası var işte top sakal falan şu an çok şey. Ben onun kelle havasını da severdim ama tabii 90'lara damga vuran hali. Dediğin o rastalıydı. O takıma süper sap gibi girdi ama sonra turnuvanın yıldızlarından oldu imajıyla da. Belki de İsveç tarihinin en büyüğü oldu sonrasında. Ortaya koyduğu kariyerle. Tabii. Şimdi Zlatancılar sallar buna neyse. Bir de... Yok sana katılabilirim. Bir de tabii 60'larda 70'lerde çok favori de konuşmuştuk. Burada da o favoriyi taşıyan baba olarak tabii ki Del Piero. Del Piero'nun inceleri. Paris. Evet. Yani dergide anlatamayacağımız bir tartışma olmuştu gene Del Piero ile ilgili. Orada bu konuda kızgınlığımı belirtmiştim. 90'ların ortasından sonra hakikaten o Baggio'nun sık sakatlanmasıyla birlikte yeni Baggio gibi tanıtılan bir oyuncuydu. Benim aklımda hep Fiorentina hayatta o son dakika golüyle Del Piero. Onca golünü izledim. Yüzlerce maçını izledim belki. Ama hep o golü var aklımda. Hakikaten kızdığım yerleri var Euro 2000 finali gibi ama... Sevdiğim de bir adamdır. Böyle çok da alçak gönüllü, çok tatlı bir heriftir Del Piero. Ama o imajı acayiptir. Yani o pis fırlama, gece hayatı çocuğu imajı. İnce, oradan ince, ince. Del Piero öyle ya. Yani o incesi vardı. Del Piero çok da oynardı imajıyla. Mesela 2000'lerin başı artık saçı kestirdiğinde de şuradan kalın böyle bir kesik favorisi vardı. 2000'lerin başında şeyde... Gittiğinde 2002 Dünya Kupası'nda Jamoka bıyık gibi bir şey bırakmıştı. O Meksika'ya golü attığında bıyığı vardı mesela. İmajıyla çok oynayan topçuydu. Öyle yani severiz Del Piero'nun önlerini. Topçuluğu da iyiydi canım. Euro 2000'i verdi Fransızlara olsun canı sağ olsun da. Ama iyi de topçuydu hakikaten. Zevk verir. Real maçları falan felaketti. Ama bak o gollerine bak şimdi Murat gollerini koyarken görüyor. Her golde imajı farklıdır. Bıyığı incedir. Kalındır, favorisi incedir, kalındır, saçı kısadır, uzundur, saçına bir şey yapmıştır. Hep var bir çalışması. Hele kariyerinin başında iyice vardı. Şimdi takılıyor ama hırkasını giyiyor, emekli gibi Amerika'da. Evet. Batistuta ile Altobelli'yi saymadık. Altobelli'nin de yine top sakalı. Metin Özgen, genel müdür. Türkiye'de top sakallı kimi görse hala bile Altobelli misin diye espri yapar. Onun yaşıtları da aynı espriyi yapar. Ben de o kadar iddialıyım ki Altobelli'nin sırf o sakalı yüzünden Türkiye'de bu kadar popüler olması. Konuş istediğin insanla ben birçok spor yazarının bile bunu yaptığını gördüm. 82 milli takımda 11'ini Altobelli'yi yazarlar. Maça sonradan girip gol atıyor tamam da o imajı yüzünden Türkiye'de İtalya'nın hep forveti Altobelli'ymiş gibi hatırlıyorlar. Yani Gratien diye biri yok. Rossi de o golleri atmaz olmaz ama Altobelli hep hatırlanır. Bence o imajından dolayı o. Şu top sakalı. Tabii 82'de o top sakalı yok da 86'da falan var. O top sakalı çok şeydir Altobelli'nin. Altobelli sakalı diye şey yapılır yani, geyik yapılır.
Sakaldan gelmişken Strömberg'i de analım burada. Wow. Atalanta'da oynardı o. O acayip bir şeydi o, upuzun. Şimdi Instagram hesabında da bir şey oldu o böyle. Kendi markası mı ne var kıyafette? Full sakal, upuzun bir saç. Yani mağara adamı gibi bir adam orta sahada ve boyu da bayağı uzun, iri bir oyuncuydu. Takım arkadaşı da bir diğer çılgın Caniggia'ydı, bir diğer imaj. İkisi... Çok severdim ben Caniggia'yı. Caniggia'yı mı? Sen daha ama ölü dönemine denk gelmişsindir. Çok şey kalmamıştı ama. Zaten nedense... kendini bitirdi genelde de. Kötü maddeler kullanarak. Ama Tacconi. O kızılderili imajı acayipti. Tacconi'ydi. Tabii kirli sakal 80'lerde bir şey biliyorsun artık yani böyle. Tacconi de onlardan biri ama Tacconi bence yaşlanınca daha karizma oldu. Çok tehlikeli bir adama dönüştü. Ya bu arada top sakal dedik de yani Larsson'u aldık ama yani şimdi içim el vermedi. Batistuta'yı bir daha mı alsak diye düşündüm. Saçlar ve top sakalıyla ama şey için söyle şunun adını. Passarella'nın kurallarına Redondo gibi karşı koyamadı ve o saçları kestirdiği için kestik Batistuta'yı takımdan. Davasının arkasından gidemedi. Ama onda o top sakalı gene. Yani bana hep böyle çirkin görünür o top sakalı ama bu adamlara da yakışıyor işte yani. Hakikaten gidiyor Batistuta'ya o top sakalı falan. Öyle öyle. O, hakikaten acayip bir adamdı. Yani genele baktığında futbola geç başlamış. İşte eksikleri var falan diye düşünürsün ama çok yönlü golcüydü, acayip adamdı. Geçmiş olsun diyelim bu arada. O da evet evet öyle bir... Futbol bıraktıktan sonra ciddi bir sakatlıktan dolayı günlük hayatında çok etkileniyordu. Bir ameliyat olmuş geçen gördüm. Yürüyemiyor değil mi bir ara dizden? Çok rahat yürüyemediğini, hatta bacağımı kesmelerini söyledim doktorlara gibi yorum var. Şimdi almışken Batistuta'yı. Neyse ameliyat olmuş. Böyle bir 3-4 aylık rehabilitasyondan sonra umarız acılarından kurtulacakmış inşallah. Baba abi ki genç falan duruyor hala ama demek ki o vücutta gene aynı. Siyasi ekonomik duruma falan da çok sallıyor Twitter'da bu arada. Ülke gündemini de takip eder. Tabii. Gollerine oradan devam ediyor. Çok büyük basın ağzıyla. Türkiye'de Metin Tekin'in bıyığıyla bıyık, basına atayım. Herkes herhalde onu atar. Hala hatta arada böyle Twitter'da falan da çıkıyor ya. Bıyık bıraksın Metin Tekin'i. Aynen. Zaten on numara bir insan. Metin Tekin müthiş insan canım, harika. Lüzum bile yok ama. Biz Metin Tekin'le belgesel çekimine gittik. Ondan sonra yani Metin abimiz hemen böyle üstünü giydi evinde. Dedik çocuklar bir tıraş olayım dedi. Abi dedik bir şeyin yok falan. Yok dedi ben tıraş olurum dedi. Ayıp öyle filan dedi. Bende kirli sakal var böyle. Sertan abi zaten sakallı. Adam orada bir kibarlığa bak şeydi. Ya bana sakal sizin gibi yakışmıyor ki, yakışsa bırakayım. Halbuki hepimizden abi, genç abi, duruyor abi, yani. Ya o kibarlığı bence en iyi örneklerden biri. Orada bile o zekasıyla bir şey üretip çok çok iyi insandır. Seninle de konuştuk zaten. Şeyde Şeref Stadı yaparken evet, sen konuşmuştun. Güzel, hakikaten pırlanta gibi insandır. Selamlar saygılar kendisine. Ama o bıyık hakikaten Metin yani sarı fırtına. Döneme damga vuruyor yani. Bir de ben onunla ilk tanıştığımı sormuştum. Abi sana niye sarı fırtına der? Sen sarı değildin diye. Eskiden sarıydım diyor. Yani uçuşan saçları ve şeyi. O Adnan Dinçer onu çok güzel anlatmıştı. Futbol bir zarafettir diyor bir sohbetimizde. Yani göze güzel gelmek, göze hoş görünmek önemlidir. Metin belki bazı hatalar yapıyordu oyunda ama o depara kalktığında sallanan saçlar, işte o fizik duruş, o topa gidiş, bunlar çok önemlidir. Metin çok zarif dururdu bu açıdan diye. Hakikaten gene işte futbol ve aslında imajın o görüntünün ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Haklı da haklılık payı da var ya, Metin Tekin'in bıyıkları kadar saçları da mesela çok şeydi o dönemde. Hatta öyle bir pozu var ya, gariban adamı atla koşturuyorlar. At gibiyim diyor. Yani. Ya o dönem manşetleri acayip. Acayip acayip. O olur. Başka kimi dersin Türkiye'den? Bir diğer röportaj yaptım. Cevat tamam. Prekazi var. Yani Prekazi'nin saç sakal işi çok yoktu ama saçları ve işte kıyafetleri olsun. Mesela sağ içinde bile etkisi vardı, o taytı vardı onun. Yani ben çocukken falan işte Konya çok soğuk olduğunda ben giymek istemezdim öyle şeyler. Bu ne ya böyle erkek adam giyer mi tarzı. Annem Prekazi de giyiyor bak derdi. Hemen giyerdik şeyi yani, kanardık ona. Prekazi'nin osu vardı, taytları vardı. İşte saçları vardı, bileklikleri vardı, kıyafetleri işte ilginç adamdı ya. Biz Atahan'la Belgrad'a gittiğimizde de gene oraya da tarz geldi yani. Bizim televizyona da öyle yani, her yorumcu gibi çıkmıyor, dokunuşları belli oluyor. Aynen. İlginç bir adam. Afiliye pay. Tabii tabii. Anlara geçelim.
60-70'lerde biraz daha işte FA Cup seremonilerini konuştuk. Burada tabii biraz yani daha spesifik için... anlar seçebiliriz burada. Çünkü o dönemler hep böyle insanların birçoğunun işte bir kupa hatırası, belki bir gol hatırası. Özellikle Van Basten'in o Euro 88'deki golü çok konuşulur. Senin için var mı öyle ya birçok şey değiştiren, hakikaten o dönemin şeyini yansıtan bir an dediğin? Ya mesela 70'lerde de o anlar elbette vardı ama mutlaka. Ya bana o 70'ler imajını da görüntümden anlayabileceğiniz gibi sevdiğim için o FA Cup şeyi çok karizmatik geliyor. Yoksa FA Cup seremonisi 80'lerde de oluyor ama artık 80'lerde bana hitap eden bir tarz olmadığı için o bana o kadar çekici gelmiyor. 70 kıyafetleriyle olsun, favorileriyle, bıyıklarıyla, sakallarıyla çok çekici geliyor. Ondan onu demiştim. Yoksa 70'te de burada bahsettiğimiz gibi futbol anı elbette var yani. Beckenbauer'in Dünya Kupası kaldırması bence dünya futbol tarihinin en karizmatik anlarından biri misal gibi. Burada senin bahsettiğin Van Basten'in golü var. Birçok insan 80'ler futbolu dedi mi o anı hatırlıyor. Ben de orada hep şunu söylüyorum. Bence Gullit'in ilk golüne de çok yazık olmuş durumda. Yani o kadar Gullit'i anlatan bir gol ki. Ceza sahasına koşu yapıp bir santrfor gibi güçlü bir kafa vuruşu. Bir orta saha oyuncusundan. Forvet'e dönük. Zaman zaman forvet de oynar ama orta saha aslında. Ve o saçlarının öne vurup kalkması. Hatta derginlik toplantılarında hatırlıyorsan ben bunun illüstrasyonunu yapalım teklifinde bulunmuştum. Bence çok karizmatik bir an yani. Kalkıyor dev gibi bir şey. Kafayı vuruyor ve o rasta vurup geliyor. O önemli bir an bence yani. O en karizmatik anlardan biri. Bence odur 80'ler, 90'lar futbolunda. Bir de şey var. 80'ler futbol dendiğinde akla Real Madrid-Milan maçı gelir. 5-0'lık. Ya orada da işte kahramanlardan biri gene Gullit sahneye çıkıyor. O ve... golde bıyığı da var yine. İşte tabii bıyık canım o. İnce bıyığı. Hafif kolluğuna sadri alışık karışımı, efsane. Rastası, iri yapısı, acayip bir görüntü. Ve bir diğer karizmatik an Gullit'le ilgili Ballon d'Or'u Mandela'ya adaması. O dönem hani ırkçılığın İtalya'da tam böyle ateşlendiği dönemde işte şeyler, Dözayiler'in falan daha sonra Paul Ince'in acayip hakaretlere maruz kaldığı bugünkü gibi. O dönemde İtalya'da oynayan bir adam Ballon d'Or'u Mandela'ya adamıştı. O da hakikaten karizmatik hareketti. İşte reggae konserlerine çıkar, orada şarkı söyler falan. Çok şey, renkli adamdı yani. O yönden ben de 80-90'larda imaj dedim ve Gullit. Birçok insanda da Gullit'tir o herhalde. İtalya'dan bahsetmişken, İtalyan hem kulüp takımlarının hem milli takımlarının o dönemki imajları da çok döneme tabii damga vurmuştur. İşte takım elbiseler, bahsedersin. Aynen. İtalya ve moda birlikteliğinin spordaki yansıması biraz. Onlarla ilgili sende birkaç hani açıklamaları da var rakip oyuncularında. Onlardan bahsedelim istersen. Çünkü hakikaten o dönem her yerde, bugün artık alıştık herkes takım elbiseye giyip deplasmana gidiyor ya da bir yere geliyor ama o dönem öyle değil aslında. Onlarınki tabii gibi böyle kaliteli kumaşlar, takım tabii elbiseler farklı kılıyor. Küreselleşmeden uzak daha dünya diyelim. Elbette hepsinin var ama İtalyanlar orada bir jantilik yapmış. O takımda 80-82 takımında işte Benetti var bir de sonra. Böyle bıyıklı mıyıklı bir adam da yok. Hepsi sinek kaydı tıraş. Tam janti, of. Üstte ipek takımlar ve işte Ray-Ban gözlükler. İtalya'nın birçok şey, turnuva öncesi şeyinde imaj bu. İtalyan takımlarında, İtalya'nın da. İşte 80 Avrupa Şampiyonası'nda İngiltere-İtalya maçı oynarken Kenny Sansom, o sol bek meşhur Arsenal'le, diyor ki biz maça çıktık diyor. İtalyanlar ipek takım elbiseleri, gözlükleri ve İşte imajlarıyla zaten bizi ezdi. 1-0 yenik başladık maça diye anlatıyor. Hani o koca Arsenal oyuncusu ve birçok tane göre İngiltere futbol tarihinin en iyi bir iki bekinden, sol bekinden biri olarak gösteriliyor. O çok kariyerli bir oyuncudan bahsediyoruz. Onda bu etki olmuş. Daha sonra 83 yılında Hamburg'la Juventus finali oynarken Hamburg antrenörü Happel maç konuşmasını Juventusların takım elbisesi üzerinden yapıyor. Bakın takım elbiselerini giymişler. O şıklıklarıyla bu zaferi kutlamaya başlamışlar. Bunlar da eşofmanlarıyla. Çıkın siz onlara gününü gösterin tarzı bir konuşma yapıyor. Gene o takım elbise kullanılıyor. Yani o İtalyan takımlarının o elbiseleri ve görüntüleri, o jantilikleri hakikaten yani belki sahada birçok insanın sevmediği bir futbol var ama rakiplerde bıraktığı bu etki açısından bence o imaj konusunda bir adım öne koyuyor bir ton takımı. Ayrıca yani 80-90 başı falan oyuncu imajları da 70 Ajax gibi şey değil yani böyle. Allah korusun ne tipler var. Onun için İtalyanlara verelim o ödülü biz. Tribün olarak da Hollanda'yı konuşmuştuk 60-70'lerde.
Burada da biraz işte yavaş yavaş o samba esintilerinin bugünkü haline yaklaştığını görüyoruz yani 80'lerle beraber. Brezilya tribünleri. Tabii evet. Afrika takımlarının gelmesiyle yine o renkli atmosferler. Bu döneme daha hakim olan tarz sanki tribünlerdi. Bence 82 Dünya Kupası'nın o kadar önemli olmasının sebeplerinden biri konuşmuştuk sanki ama umarım yani konuşmadıysak da özür dilerim. Tribün renkliliğinin başladığı kupa olabilir. Mesela 74'te de İskoçlar var. Tartan Army var orada da ama 82'deki renkliliği acayip. Brezilya her kupada var ama 82'deki o atmosfer acayip. Yani böyle çok takım var. O yüzden bence 82 Dünya Kupası'nı bu tribün şeyinde ayrı bir yere koymak lazım. Sonra 86 geliyor. Karizma anlardan biri o da işte Meksika dalgasının başlaması falan. O tribün kültürünün, Dünya Kupası'nın tribün renkliğinin artık bizlere yansıdığı, popüler kültüre yansıdığı dönem. Elbette dediğinde doğru yani. Ya 82'de Brezilya oynarken bayağı arkada samba yapılıyor. Duyuyor musun maçta yani? Daha önce kupalarda duymuyordun onu. Ben duyduğumu hatırlamıyorum yani. Ya da o kadar baskın halde yok hakikaten. İzlerken de dikkat ediyoruz böyle şeylerimiz. Peki böyle en hoşuna giden tarzıyla formalara neler söylersin? Bir kulüp, bir milli takım seçelim yine. Ya onu biliyorsun ben 50 kere söyledim. 90 Almanya. Tabii. Milli takım forması. Modernize edilmiş tişört halini günlük hayatımda kullanıyorum. Hı hı. Çok güzel. O beyaz üzeri. Onur Erdem senden görüp aldı değil mi onu? Muhtemelen. Aynen. Şimdi burada polemik yaratmayalım sen ama. Sen mi aldın onu? Ben de aldım. Bravo, sağ ol. Yani herkes almış o site. Burada Buğra'dan fotoğrafını koy. O da bir imaj oyunu. 2000'lerde Buğra. Sen yeşilini daha çok seviyorsun ama. Yeşilini de seviyorsun. Evet, ya yeşili çok aklımda kaldı benim Almanya'nın. Ya. Ben hani o dönem hatırlayınca eskileri böyle izlediğimizde evet o. Anladım. Ama modernize edilmiş hali daha iyiydi bence o. Hmm. Mesela o senin beğendiğinin orijinal hali daha iyi bence. Hı hı. Ama yeşilini bu en son kupa yapmışlardı ya. Bence onu de. Daha netleştirmiş. Ben de o 90'daki yeşili pek sevmem ama o beyaz formaya bayılırım yani. Muhteşem bir şey bence. Ben bir de şeyi de seviyorum bütün formalarda. Böyle kültürel dokunuşları olan işte 60-70'lerde o Colorado'yu söylemiştim. Hı. 98'de de Meksika'nın bir böyle Aztek şeyli var ya. Aslında yani çirkin görünüyor hakikaten onu söylemek lazım ama o dokuyu yaratmaları, o formada sağda onu vermeleri bence güzel. Yani o tür çok geçmişi olan kulüpleri, kulüp diyorum ülkeleri öyle formalar vermek bence iyi. O yüzden 98 Meksika'yı da analım burada. Kulübe ne diyorsun peki? Ya kulüpte çok vardır ya. Mesela Juventus'unu çok severim. Ya bu İtalyanlar, daha çok 50'ler Roma'da. Tabii yani. Birçoğunu. Mesela Napoli'nin. Mesela. Çok güzel o Marslar, Buitoni'ler falan. Rengi falan çok tatlı. Şurada iki mavi, tek şerit, beyaz yaka falan çok şık. Sampdoria'nınkiler güzel. Çok güzel. Şimdi Sampdoria dedin, bir diğer adam top sakal ve keliyle Vialli. Vialli sonradan kele oldu. Sampdoria'da değildi ama o Juventus'ta kazıttı saçları. O da mesela bir imajdır ve Vialli deyince de, Juventus ve Vialli deyince de benim aklıma o kupa finali gelir. Ravanelli'nin golü. Penaltılarda geçiyorlar ve o Vialli kupayı kaldırıyor. Oradaki üstündeki forma da mesela. Bence güzel bir forma değil. Ama bizim çocukluğumuzda çok şeydi o. Sony, mavi, sarı yıldızlı Juventus forması. İmaj. Çok ikonik bir formaydı. Milan'ın 88-89 forması çok güzel. Ajax'ın 94-95'ini ben çok beğenirim. Yine takım başarısıyla da koyu, özdeşleşmiş. Koyu forma mı? Böyle üç çizgi gibi olan. Beyaz kırmızısı. Tamam. Bir de böyle siyahımsı bir forması vardı. Ben daha klasiğini severim. Beyaz kırmızı. Var yani. Ama bir numaram herhalde. Juventus 83 olabilir ya. Çok severim ben o formayı. Takımı da seversin. Kupayı kazanamayan en iyi ikinci takım. Vallahi notlar böyle atladığımız var mı? Tottenham forması da fena değildi. Bak ondan daha geçmeyelim. Hummel. Hummel aynen. 86 son sezonu Hoddle'ın galiba. Çok severim. Alptula da konuşmuş olabiliriz onu. Beyaz forma. Hmm. Çok güzel formadır. İyi hatırlar. O da zarif bir forma. Yani biraz zorlasan önüne de yazarım Juventus. Ya İngilizlerde aslında baksak yani şu an aklıma gelmiyor da o bu Hummel'da admiral olduğu dönemde acayip formalar var. Ben mesela 82 İngiltere'nin formasını da çok beğenirim. Yani biliyorsun İyi benim takım. O markaya olan sevgimi. Çok şık formalar yapmışlar. Çok vardır yani. Şu an aklıma gelen o. İtalya'ya ben, daha hakim olduğum için. İngilizlerde özellikle o. Daha işte eskilerde neler varmış diye baktığımda işte 30'lar 40'lardaki o biraz daha işte yakalı formalar. Hmm. Hakikaten bugün mesela tişört olarak giyip sokağa çıkabileceğin şeyler. Hakikaten çok tarz. Biraz sade ama çok yakışıyor hakikaten dışarıdan baktığında. Benim sevdiğim tarzda biraz. O yüzden evet İngilizlerin o kültürünü analım tabii yani.
Ya Juventus'un forması bile İngiltere'den geliyor biliyorsun yani şeyden. O pembe kirleniyor diye siyah beyazı oradan getiriyorlar. Tabii ki İngilizler bu kültüre giriş yaptığı için çok vardır yani. Oraları daha... Mesela ben Göteborg'un mavi beyaz formasını çok severim. Bak aklıma geldi. Yani çok severim. Çok güzel görünür bana. İsveç'in böyle öyle çizgili garip mavi formaları var, sarı mavi. Aynen. Ben biraz sarıyı sevdiğimmiş herhalde. O da güzel. Var, vardır öyle, çok vardır. İlla atladığımız oluyordur. Tabii canım, mümkün değil. İzleyenler de yorum olarak eklesinler. Aynen. Bizim de hafızamız tazelensin, güzel olur. Valla benim notlarım böyle. Var mı atladığımız? Muhakkak vardır ama bence gayet bitirdik bu işi. Evet, evet. Katkıları bekliyoruz. Anladığımız bir çılgın imaj kaldı mı? Vardır 90'larda. Notlar böyle. Tamam Buracığım. O zaman ben Murat karşı çıksa da bir imajı ekleyeceğim. Ferkaut Eren'i de unutmayalım. Tam 80'lerde Koy Türk filminde disco sahnesinde oynar. Böyle böyle hatırlamadığımız bir ton insan vardır. Özür dileriz onlardan. İzlediğiniz için teşekkürler. Haftaya birçoklarının artık özlediği herhalde soru cevap bölümüyle karşınızda olacağız. Sorularınızı bekleriz. Saygılar, görüşmek üzere.